Yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün videomu Karayolları Parkı'ndan açıyorum. Hava çok güzel. Hafif böyle yağmur yağacakmış gibi bir sıcak hava var. Sıkıntı yok, yağabilir. Ben şimdi buraya geldim. Çünkü kendi kendime baş başa bir vakit geçirmek istedim. Biliyorsunuz insanlar ne kadar insanlara ihtiyaç da duysa bazen kendi kendine kalmaya da ihtiyaç duyuyor. Ve öyle bir andayım şu an. Kendime kitap aldım yanıma. Sandalyemi de aldım. Şimdi böyle sakin, kuytu bir köşeye çekilip orada sessizce kitabımı okuyacağım. Bugün çok aşırı sakin buralar. Hiç kimsecikler yok. Çok güzel bir ortam. İnanılmaz rahatlatıyor burası beni. Bugün dedim ki Feyza, hiçbir şey yapma. Sabahtan beri sadece evimi toparladım. Bir mutfağımda bulaşığım var. Ne yapacağımı da karar vermedim ama kıyma çıkarttım. Ya köfte yaparım ya yağlama yapacağım. Bakar mısınız şu güvercine? Benim babamın güvercinleri vardı eskiden. Öyle işte. Hiçbir şey yapmadım sabahtan beri. Şimdi dedim ki Aras okula bırakınca şöyle bir kendime vakit ayırayım. Bakar mısınız pembe güllere? Çok güzel olmuş. Nerede beyaz? Bakın. Bunlar da bordo. Of, çok güzeller. Allah'ım. Bir aya buralar var ya rengarenk olacak. Çok heyecanlıyım. Geçen seneki halini hatırlıyorum da. Çok iyiydi. Ay burada Lilya var. Bu çok güzelmiş. Şurada turuncu var. Biraz gezelim. En son otururuz bir yere. Bakar mısınız? Çok güzel bir gün valla. Keyfimiz keyif. Burası böyle. Bakın kremler var burada da, krem renk. Ben gül çok sevmem aslında ama görüntü olarak hoşuma gidiyor. Ben karanfilciyim. Bakınız havuz başında teyzemiz resim çekiniyor. Hatıralar, anılar. İşte bazı insanlar değer veriyor bu işlere. Benim eşim çok kızıyor mesela. Sürekli fotoğraf çekmeme falan ama ben onun anı kalması ve hatıra kalması için çekiyorum. Yani bir gün bakınca derim ki aa evet, Afyon'da yaşıyorduk. Orada da böyle bir park vardı. Bakınız güllere. Öyle güzel anılar olur. Her rengin en güzel tonu yani. Of of of. Güzelce şuradan bir köşeye kurulacağım. Çünkü burada yol yok. Ses de çok olmuyor. Diğer taraf daha kalabalık. Bakın kale manzarası. Burada şu tarafa bir yere kurulmak istiyorum. Çok yoğunluk da yok. Şurası iyi gibi. Hadi buraya kurulalım. Kitap inanılmaz güzel bir kitap. Aslında hayatımızın tamamen olumlu düşünmeyle alakalı olduğunu, yaşadığımız her şeyin olumlu düşünmeyle düzelebileceğini falan ifade ediyor. Şu an 43. sayfaya geldim. Nasıl geldim bilmiyorum. Öyle bir hızla okudum. Çok hoşuma gitti çünkü. Şimdi şöyle bir durum var. Daha yüzüme döndüreyim, size anlatayım. Birazcık konuşalım.
Biliyorsunuz ki Aras'ın bir hastalığı var. DMD hastalığı. Ben önceden bununla ilgili de video çektim ama paylaşmadım. Paylaşmak istemedim. Aras'ın hastalığını ilk öğrendiğimizde hiçbir şey bilmiyorduk. Hastalıkla alakalı en ufak bir bilgiye sahip değildik. Ve bize böyle bir hastalığın şüphesinden bahsettiklerinde biz tabii ki araştırmaya girdik. Her yer sinek bu arada. Araştırmaya girdik. Araştırdık ve hastalığın nasıl bir hastalık olduğunu, ileriki zamanda bizi bekleyen şeyleri gördük ve inanılmaz derecede bir yıkım yaşadık. Çok üzücü, darmadağın hissettiğim bir dönemdi. Ve o dönemde ister istemez, bu arada kimse şu masalı okumasın, kimse şu yalanı söylemesin. Ya herkesin ne derdi var, kendi derdini çok bir şey san. Hayır, herkesin derdi kendine büyük. Ve söz konusu olan kişi eğer evladınızsa daha bile insan kötü oluyor. Hep dua ettik. Dedik ki inşallah bir tedavisi bulunur falan filan. Yani çok çok dualarla bugünlere kadar geldik. Ben Aras'ın bu hastalığından çoğu kişiye, hatta hiç kimseye neredeyse bahsetmedim. Ailem ve arkadaşlarım, yani en yakın arkadaşlarım dışında hiç kimse bilmiyor Aras'ın hastalığını. Şu an tabii ki YouTube'da bahsettim, Instagram'da biraz bahsediyorum. Bu yüzden de biliyorlar ama daha öncesinde hiç bahsedilmediği için. Yani insanlarımız biliyorsunuz ki kötüyü anlatmayı, kötüyü söylemeyi çok severler. Yani eleştirmeyi de çok severler. Neden öyle oldu? Neden böyle oldu? Ben yargılanmaktan çok bir şeylerin nasıl diyeyim, beni söyleyip üzmesinden çok korktum. Yoksa yani önemli değil, senden oldu, benden oldu demek değil. Böyle bir şey yaşandı ama hayat devam ediyor. Bu noktada ailem çok destek oldu. Arkadaşlarım zaten sürekli bir aradayız ve bu olaylarda aslında bunu belki de nasıl diyeyim absorbe etmemin en büyük sebebi arkadaşım ve ailem. Onlarla geçirdiğim güzel vakitler. Şöyle ki ilk tabii ki bu hastalığı öğrenince yıkılıyorsunuz. Kim olsa yıkılır, kim olsa üzülür, kimse üzülmem demesin. Her şeyi Allah'tan da demeyin. Evet, her şeyi Allah'tan, bunu zaten biliyoruz ama bunu bana söylemeniz bende hiçbir olumlu etki yaratmıyor, emin olabilirsiniz. Bir süre şöyle düşünüyorsunuz, bu bana verilen bir ceza mı? Yani neden benim başıma bu geldi diye düşünüyorsunuz. Bir sürede diyorsunuz ki benim başıma geldi çünkü Allah beni bununla imtihan etmek istedi. Ben Aras'ın hastalığını hiçbir zaman küçümsemedim. Hiçbir zaman onun bu hastalığından dolayı kimseye de şey yapmadım, kendimi acındırmadım. Ya da Aras'ı aciz, işte acınması bir çocukmuş gibi göstermedim. Ona da bunu asla hissettirmedim. Hep söylüyorum, Aras çok enerji dolu, çok mutlu bir bebek ve çocuk aynı zamanda. Ve onun hayatının hiçbir alanında yalnız bırakmayacağım. Ne olursa olsun ona her zaman destek olacağım. Uzaktan bakınca gerçekten şöyle gözüküyor olabilir. Yani ne kadar umursamaz, çocuğun hastalığı var ama kadına bak hiç umurunda değil, takmıyor gibi görünebilir. Ama ben aslında bu kitabı okumadan mutluluğun her şeyi değiştirebileceğini, insanın içindeki bu iç huzurun ve sakinliğin, dinginliğin, huzurun, mutluluğun hayatımızı gerçekten değiştirebildiğine inanıyorum. Olumlama yapmaya çalışıyorum. Ben de hep bu şekildeyim. Ve bu kitap benim aslında doğru yolda olduğumu ve belki de biraz daha bu konuya yoğunlaşırsam her şeyin daha da iyi olabileceğini gösterdi. Daha okuyacağım. Bırakmıyorum. Okumaya devam edeceğim ama kuzenime teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten aydınlanma yaşamadım. Zaten sanırım bu aydınlanma benim içimde olan bir şeydi. Benim yakın çevremdeki herkes gerçekten benim çok neşeli, mutlu, samimi bir insan olduğumu söylüyor.
ve doğal bir insanım. Asla olmadığım biri gibi davranamam. Başlarda bize sürekli DM'de biz tabii ki kendimize bu konuyu yoğunlaştırdık. Ama içten içe de hep ya iyileşirse ya bir gün daha iyiye giderse her şey düşüncesi de yok değildi. O düşünceyle yola çıkarak da sanırım biraz daha psikolojimi, kendimi daha iyi hissetmeye yönlendirmişim diye düşünüyorum. Ve şu anda Aras'ın hastalığıyla alakalı daha iyi şeyler duyuyoruz. Belki de ilerleyen zamanda gerçekten çok çok hafif seyredecek bir hastalığını duyacağız Aras'ın. O yüzden de çok umutluyum. Bu kitap da bana bir umut oldu. İnşallah bundan sonraki süreçte de devam edeceğim okumaya ama bakacağım yani. Duygularımı böyle dışa vurmak benim için çok değerli. Ben içime atmayı ve onu benim içimde bir dert, bir olumsuz enerji oluşturmasına izin asla vermiyorum. O anlık yaşıyorum duygumu ve atıyorum üzerimden. Şuna çok inanıyorum. Eğer siz mutluysanız karşınızdaki herkesi de mutlu ediyorsunuz. Ama eğer mutsuzsanız, sinirliyseniz ve gerginseniz bu da karşı tarafı çekiyor. Tam olarak kitap bundan bahsediyor aslında. Enerji yayılan bir şeydir diyor. Ve sizin diyor duygularınız yayılır, etki alanına girer. Yani diğer insanlarla etkileşim haline girer diyor. Gerçekten öyle. Piyanonun düğmeleri örneğini vermiş. Bir tuşa bastığınızda diğer tuşlarla da bir titreşim halinde olarak bir ses çıkar demiş. Gerçekten de çok doğru. Kuşların uçuşu mesela, şu an aklıma gelen kuş sürüleri nasıl uçar mesela? Nasıl bir böyle ahenk içinde uçarlar? Çünkü birbirleriyle iletişim, etkileşim halindeler, uyum halindeler. İster istemez gerçekten bu kitabı okuduğumda bazı şeylerin daha fazla farkına varabileceğimi şu an görebiliyorum. Şimdi artık eve gideceğim. Bu kadar mola yeter bence. En azından doğru yolda olduğumu gördüm. Bundan sonraki süreçte daha da mutlu, daha da huzurlu, daha da neşeli ve hayatta hep pozitif düşünmeye devam edeceğim. Olumsuzluklar benim yanımda olmasın. Olumsuzlukları terk edelim, bırakalım. İnşallah önümüzde daha güzel günler bizi bekliyor diyebilirim. Şimdi artık şuraları toparlıyorum ve eve gidiyorum. Evet, eve geldim. Hemen video çekmeyeyim dedim. Birazcık dinlendim yine. Bütün evi toparladım. Sonra balkonu ve mutfağı süpürdüm. Güzelce süpürgem temizlenince öyle bir güzel çekti ki şu an böyle pırıl pırıl parladı yani mutfağım. Çok iyi oldu. Kıyma çıkartmıştım. Eşime sordum ne yemek istersin diye. Ya bu kıymayı yağlama yapacaktım ya da köfte patates, yanına da pilav ya da makarna tarzı bir şey yaparım diye düşünmüştüm. Büyük ihtimalle salçalı makarna yapacağım. Öyle karar verdim. Eşim de köfte istediğini söyledi. Bu yüzden köftemi yoğurdum. Burada 250 gram kadar kıyma var. Üzerine de bir paket Anadolu Mutfağı'nın köfte harcını almıştım. Köfte harcının da çeyreğini koydum. Yani tamamını koymadım. Normalde çünkü o 1 kilo için oluyor. Çeyreğini kadarını koydum. Üzerine bir tane yumurta kırdım. Normalde yumurta değil, su koyulması gerekiyor. Ben yumurtalı yaptım. Şimdi birazcık da içine buzlukta şeyim vardı. Maydanoz koyacağım azıcık da. Ben sevmiyorum ama buzlukta olunca tadı birazcık bastırıyor. O yüzden öyle düşündüm. Bütün baharatları bunun içinde zaten. Biraz da ekmek kırıntısı koymak istedim. Böyle güzelce çektim ekmeklerimi. Bunları da şimdi buzluğa kaldıracağım, küflenmesinler diye. Buzluktan ihtiyaç oldukça alır kullanırım. Şimdi bütün ekmekleri bir çektireyim, buzluğa kaldırayım. Sonra bunu da dinlenmeye alacağım. Ekmekler hiçbir zaman ziyan olmaz benim evde. Genelde ya şey atarım, fırına atarım güzelce. Ya da işte pizza tost yaparım ya da yumurtalı ekmek yaparım. Hiç olmadı şey yapıyorum, bu şekilde
toz haline getiriyorum. Ya da hani çöplerin yanına asarız ya, öyle asıyorum yani. Hiçbir zaman ziyan olmuyor. Onlar da yani alan insanlar da sonuçta değerlendiriyor onu. Aras okuldan almaya gideceğim. Saat şu anda 5 geçiyor herhalde. Ama dedim ki ön okuldan almadan önce nevresimleri değiştirmem lazım. Bir de şöyle bir size evimi göstereyim. Evim derli toplu, düzenli oldu valla. Hava inanılmaz kapalı ama hiç yağmur yağmadı. Sanki şuradan atıştıracak gibi bir izlenim var bende. Ama bilmiyorum. Şimdi hızlıca bir ev turu yapalım. Ondan sonra nevresimi değiştirelim ve sonra da Aras okuldan almaya gidelim. Balkonum mis gibi oldu. Her yeri süpürdüm. Balkonu, mutfağı, buralar yani tertemiz. Şöyle bulaşığım da hiç yok. Biliyorsunuz ki zaten köftem de hazır şu anda. Sadece yanına patates kızartacağım, köfteyi kızartacağım. Bir de makarna suyu koyarım. Tamamdır, daha ne olsun. Şu da süt sanırım. Buraya dökülmüş. Şeyi tamamını sildim ama buraları sürtmedim. Bunu da bir sürteriz akşam. Şimdi geçelim. Giriş kısmımız derli toplu. Koridorlar yine aynı. Banyo derli toplu. Burası derli toplu. Oturma odası. Yani Aras evde yokken zaten elimden geldiğince evi düzenli tutmaya çalışıyorum. Çünkü o geldikten sonra birazcık dağınık olabiliyor. Bu yarım saat ileri bu saat. Düzeltiyoruz, gene bir daha oluyor. O yüzden onu aldırış etmeyin. Saat daha o kadar olmadı yani. Çocuk odası temiz. Buranın aynasını sildim. İnanılmaz. Aras'cığım geçen gün babası şey yapmış, krem sürüyormuş duştan sonra. O da almış, yüzünü bulamış, ellerinde kalanı da buraya bulamış. O yüzden orayı sildim. Burayı silmedim daha, burayı sileceğim. Nevresimler değişecek, buraya kenara koydum. Hızlıca şunları bir değiştirelim. Ondan sonra da artık evden çıkmam lazım. Evet Aras'cığım okuldan geldi. Ben de şuraya köftelerimi hazırladım. 15 tane köfte çıktı. Şöyle 2 tane patates kızartacağım. Bir de makarna. Salçalı yapacağım makarnamı da.
Bunlar yağlarım. Burada da makarna suyum var. Bir de sos hazırlayacağım hemen makarnaya. O kadar. Bugünkü menümüz de bu şekilde hazır olacak. Şimdi hemen sessizce arası gösteriyorum. Nasılsın? Ne yapmaya çalışıyorsun? Arabayı park etmeye çalışıyorsun. Yerlerini değiştiriyorsun arabanın. Yer değiştiriyor çünkü sığmaz diye korkuyorum ben. Sığmaz diye korkuyorsun, yerlerini değiştiriyorsun. Evet. Tamam. Baba şey sende. Bakabilirim. İşi vardı sende. Teşekkür ederim. Aa, çok güzel olmuş. Yer değiştirdim. Yer değiştirmişsin, evet. Bu arabalar küstü mü birbirine? Niye ayrı orası? Küstüydü. Ama orada boşluk var. Neden? Başka araba girecek oraya, o yüzden. Hava da bayağı kapalı hala ama hiç yağacak durumda değil. Yağmıyor yani, öylece duruyor. Rüzgar rüzgar rüzgar. Başka bir şey yok, bakar mısınız? Yağmadı, hiç yağmadı. Yağsa? Haydi bakalım Aras'cığım. Yemekte görüşürüz o zaman. Evi topladım, güzelce bulaşıklarımı da yıkamaya attım. Artık dinlenebilirim. Çayımı demledim ama maalesef eşimle Aras şeye gittiler. Torpil atmaya gittiler. O artık Aras'ın bir alışkanlığı oldu. Babası sağ olsun alıştırdı Aras'cığımı. Şimdi ben güzelce bir keyif yapacağım onlar yokken. Dinleneceğim. Oh mis yani. Ondan sonra da çay keyfi ve sonra da kapanış. Kendime dinlenme saati yapabilmek için çok hızlı hareket ettim yemekten sonra. O yüzden şu anda bayağı bir yoruldum. Dinleneyim birazcık. Ondan sonra tekrardan görüşürüz. Saat 11 oldu. Aras'cığım saat 9.30'da uyudu. Ben de Aras uyuduktan sonra birazcık oturayım dedim. O ara uyuyakalmışım. Şimdi de saat 11. Dedim ki videomu sonlandırayım. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer kanalıma katılırsanız çok sevinirim. Aynı zamanda teşekkür et butonunda yine bana destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.